Cenk'in kıskançlığı bu işin kılıfı oldu. Ses kaydını da onlar mı yaptırdı yani? Evet. Aynen böyle oldu. Olay da çözüldü. Buraya kadar tamam. Cenk'e kaydı nasıl yaptırdılar peki? Silah zoruyla mı? Yani insan kendi kendine böyle bir şey yapmaz. Ya arkadaşlar kendi aralarında şakalaşıyorlardı ya da... Ben nerede yapıldığını biliyorum galiba. Gidelim. Merhaba. Merhaba. Bu kamera tiyatro kulübüne ait değil mi? Evet. Yani her isteyen kullanabiliyor mu? Tabii tabii, herkes kullanabiliyor. Provaları, kas çalışmalarını hepsini çekeriz. Sonra da izleriz. Kayıtları var mı? Tabii var. Kayıtları ve kamerayı almamız gerekiyor. Tabii. Kayıtlar burada. Çantayla dolu. Neden istediğinizi anlamadım ama yapabileceğim başka bir şey varsa... Şimdilik yok. Başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim el koydukları kasetleri incelemeye aldı. Yok başkomiserim, buradan da bir şey çıkmayacak. Yani biri böyle bir kayıt yapsa bile ortada bırakmaz. Hemen siler. Biraz geri alsana. Bu bir prova kaydı. Büşra sahnede değil ama kamera sürekli Büşra'da. İşte aradığımız bu. İyi akşamlar. Tolga yok mu? Çıktı, ben yardımcı olayım. Şu prova kayıtları. Bir kayıt var. Onu kimin çektiğini öğrenmek istiyoruz. Bütün kayıtları Tolga yapar. Tolga'yı nerede bulabiliriz? Eve gideceğini söyledi. Adresini biliyor musunuz? Biliyorum. Ne yapıyoruz? Tolga'ya mı gidiyoruz? Evet. Bir daha bir konuşalım bakalım. Oyun provasında oyun yerine Büşra'yı çekecek kadar onunla ilgilenmesi yeni bir bilgi. İfadesini aldığımda Büşra'yı beğendiğinden, onunla ilgilendiğinden hiç bahsetmemişti. Normal tabii. Yani öldürülen bir kız hakkında sorular soruyorsunuz. İlgileniyorum deyip dikkati üzerine çekmek istemez. Büşra'yı kaydetmesi olayla ilgisi olduğuna dair bir delil değil ama beni rahatsız etti. Anlıyorum, şu meşhur ön sezileriniz harekete geçti yani. Tamam, gidelim. Ben sizi. Efendim Zeynep. Merhaba Selim. Cenk Aslan'ın yakınında bulunan kusmukla ilgili inceleme sonuçları geldi. Kusmukta diyabet hastalarının kullandığı bir ilacın zerrecikleri tespit edilmiş. Cenk'in yakınında bulunan kusmukta diyabet hastalarının kullandığı bir ilaç tespit edilmiş. Evet, başka bir şey var mı?
Hayır yok. Kolay gelsin. Bay bay. Haber vermek için aramış. Tamam, süper. Bu bilgi çok işimize yarayabilir. Hazır buradayız. Kampüsün medikososyaline bir uğrayalım bakalım. Diyabet hastası olan ya da hastalıkla ilgili bir ilaç kullanan birileri var mıymış? Tamam. Zeynep'e söyleyeyim de seni ara sıra bir arasın. Birdenbire canlandın, iş verimin arttı. Araştırma rotamızı bile sen belirledin. Tamam, ben susma hakkımı kullanmak istiyorum. Hadi yürü, hadi. İyi günler. İyi günler. Ben Başkomiser Orhan, Komiser Selim. Hoş geldiniz. Buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Şeker hastası olarak kayıtlı öğrenci, öğretim üyesi, çalışan her kim varsa hepsinin ismine ihtiyacımız var. Özellikle son bir ay içinde başvuranlar ve ilaç yazdıranların adları öncelikli olursa daha iyi olur. Tabii. Hemen bakalım. Son bir ay içinde 16 kişiye diyabet için reçete verilmiş. Bir bakabilir miyiz? Tabii, bakabilirsiniz. İşte bu. Tolga Mermerci. Tolga, aç kapıyı Tolga. Bu adam evde yok galiba başkomiserim. Kayıtları alınca adam uyandı, uçtu gitti. Şunu bir arasana. (Gülüyor)